İpek Hanım, 2 dakikanız var mı? Konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın Orhan? Gelmişsin bir de otoparkta, ne söyleyeceksen söyle. Özellikle buraya geldim, yukarıda kimse duymasın diye. Kim neyi duyacak ya? Hadi de gel. Şimdi iyi niyet üzerine bir konuşma yaptık ya. Evet. Bir de siz Naciye annenin evine gittiniz. Benim biraz aklım karıştı. Hangi konuda? Şimdi karşıda çocuğunu tek başına büyütmüş ve toprağa vermek zorunda kalmış acılı bir anne var. Ve bu annenin acısını bu ofiste bir tek siz gördünüz. Sen gördün mü de buradakileri eleştiriyorsun? Bu ofisteki insanlar olaya daha profesyonel bir yerden bakıyor olabilirler. Ama en azından senin kadar çirkinleşip o insanların acılarından faydalanmaya kalkmadılar. Her şeyi çok bildiğini zannediyorsun. Ama insanlardan hiç anlamıyorsun. Sen yine haddini aşmaya başlıyorsun. Son kez uyarıyorum. Yerini bil. Ben o videoyu işe girmek için getirmedim size. Öyle mi? Niye o videoyu getirdin Orhan? Vallahi esas niyetimi aslında hepinizden gizleyecektim. Ama bu son yaşadıklarımız sana güvenebileceğimi gösterdi bana. Ki ben insanlardan sana göre biraz daha iyi anlıyorum. Gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Anlatacağım. Neden burada olduğumu da anlatacağım. Kim olduğumu da. Dinliyorum. Bak öncelikle sana şunu söyleyeyim. Benim tek amacım bu davanın üstünün kapatılmaması. Nasıl yani? Basbayağı. Benim burada işe girmek umurumda mı zannediyorsun? Ben o videoyu buraya değil de savcılığa götürseydim ne olacaktı? İkimiz de biliyoruz ne olacağını. Bu işin üstünü kapatacaklardı. Kim yapacaktı bunu? Bak, tarla başında bir çocuk öldürüldü. Herkesin gözünün önünde 2 kişi, 2 tane silah. O kadar şahit, o kadar tanık ifadesi. Ne oldu o çocuklara? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Nasıl oluyor bu? Sen de avukatsın. Hiç böyle bir şey gördün mü? Kim vurdu Salih'i? Ziya'nın oğlu Tan. Tan şimdi nerede? Dışarıda. Kim içeride? 3-5 kuruş verdikleri bir tane çocukcağız. İşte diyorsun ya kim? Bunu kim yaptıysa o. Buradan birinin Ziya'ya yardım ettiğine ben eminim. O yüzden diyorum ki bana yardım et. Gel beraber bulalım. Kimse bunu yapan cezasını çeksin. Peki sen kimsin Orhan? Sana kim olduğumu anlatacağım demiştim. Eğer sana yardım etmemi, inanmamı bekliyorsan bana kim olduğunu söyle. Damat ne diyeyim oğlum başka? Biz de bu kadar biliyoruz işte. Size bir sürpriz yapacağım dedi. İpek kasayın peşinden gitti. Ha bu kadar yani. Allah Allah. Oğlum bana mı inanmıyorsun? Anlamadım ki. Bu kadar diyorum ya. Ya yok oğlum. Sana inanmama değil de ben olayın kendine inanmıyorum. Ne iş açacak başımıza abi? Yani düşünüyorum ben de. Kardeşim İpek kasaya nasıl bir hareket, nasıl bir sürpriz yapabiliriz diye düşünüyorum. Yok. Yok oğlum. Kapat kapat. Ferhan arıyor. Kapat. Efendim patron. Ne yaptın? Ne yapmış? Niye böyle bir şey yaptın patron? Tamam. Tamam. Tamam patron, tamam. Oğlum söylesene lan ne yapmış? İpek'e her şeyi anlattım. Mahalleye geçin, beni bekleyin dedi. Ne diyorsun ya? Ben böyle iş... ya. Plan patladı. Ya kafasına göre iş yapıyor ya. Kafasına göre iş yapıyor abi. Müsait misin? Evet. Konuştun mu amcanla? Ne dedi? Senin söylediklerinden farklı bir şey söylemedi. İşte Ziya tarla başındaki değnekçilerimizden biri vesaire vesaire.
İnandın mı peki? Hayır, bana inanmadın da o yüzden soruyorum. İnandın mı? Tamam, iyi diyorsun, güzel diyorsun, evet. Ama bana kim olduğumu anlatacağım demiştin. Eğer sana yardım etmemi, inanmamı bekliyorsan bana kim olduğunu söyle. Benim annem çok çalışan bir kadındı. Naciye anne de bizim evde çalışırdı. Yani bir nevi beni o büyüttü sayılır. Zaten Salih'i de oradan tanıyorum. Söyleyeceğim şey şu sana İpek. Benim bir tek amacım var. O çocuğun umutlarını kim söndürdüyse, o anneyi kim o hale getirdiyse, bunun arkasındaki güç neyse onu bulmak. Kimden şüpheleniyorsun peki? Mumin Hoca'dan mı? Amcamdan mı? Kim? Amcanın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani bu kadar küçük işlerle uğraşmıyordur herhalde kendisi. Nazif'le, Tan'la. Ama bu hukuk bürosu Ziya'yı koruyor. Evet, inandım. Karşımdaki amcam sonuçta. Bu dünyada güvendiğim tek insan. Yani birinin güvenini sorgulayacaksan bu olamaz. Ha, kim olabilir? Bir düşünelim. Biraz daha düşünelim. Aa, ben. Benim çırağım olmak istemiştin ya İpek. Sana ilk dersini vereyim. Sen ol. Esat Avkıran'ı karşına alma. Ben şimdi İpek'in yanındaydım da konuştuk biraz. Yani ben amcama güveniyorum da işte sen ne işler çeviriyorsun bilmiyorum tadında cümleler kuruyor bana. Sen ne karşılık verdin peki? Ya beni karşına alma dedim, ne diyeceğim? Hocam bakın ben... Sina Bey'e çalışıyorum tabii ki, yani benim muhatabım o ama... Dönüp dolaşıp bu hesap bana patlayacak gibi hissediyorum. Yani sizden rica etsem beni biraz kollasanız, yani durumu izah etseniz... Ben durup dururken papaz olmasam adamla. Tamam tabii ki. İpek'in fazla kafası karışık bu aralar. Bu olayı kişiselleştirdi. Kendine bir suçlu arıyor. Pekala, ben halledeceğim. Gerekirse bir tatile yollarız onu. Buradan uzaklaştırırız. Hadi sen sakin ol. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim. Mumin Hoca geldi. Buyur. Sen çık. Gelsin, buyursun. Aman hocam. Hoş geldiniz. Vallahi hoş mu geldim. Pek emin değilim. Burak. Hocam, paltomuzu alayım. Nasıl? Ne ikram edeyim size? Kahve içelim. Hocamın bir Weiner Melange Avusturya ekolü. Doğru mu? Hoşunuza gider. Efendim, siz aynısından mı? Yok, ben Türk kahvesi alayım. Ben Türk ekolüyüm. Nedir hocam? İpek mi? İpek. Bak, eğer sen müdahil olmazsan bizim ofiste işler karışacak gibi duruyor. Ve bu hiçbirimizin içine gelmez. Ne tür bir karışıklıktan söz ediyoruz? İpek Esat'a sen Ziya'yla bir takım işler mi çeviriyorsun gibi imalarda bulunuyormuş. Benimle ilgili bir şey? Yok. Senden şüphelenmiyor. Hatta ben amcama çok güvenirim gibi laflar da etmiş. Ve hatta senin arkandan da işler çevrildiğinden şüpheleniyormuş galiba. Güzel, yani benlik bir şey yok. Siz Esat ve ikiniz iki yetişkin, problemlerinizi kendi başınıza da çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. İpek sıradan biri olsaydı elbette çözerdik. Fakat senin için önemli olması bizim hareket kabiliyetimizi çok sınırlıyor. Hocam, bir şey sormak istiyorum. Neden bazı saatler diğerine göre servet değerinde? Marka bilinirliği, prestij. Prestij. Üst düzey işçilik, üst düzey güvenilirlik.
Tabii pek çok insan için de bir statü simgesi. Statü? Doğru. Niye peki? Niye statü belirtisi olarak saati seçmişler? Sebep? Sence neden? Zaman hocam. Zaman. Hayatta her şeyi satın alabilirsin. Ama zaman satın alamazsın. Alamazsın. Misal. Şimdi dünya kadar param var. Sana desem ki, Bumin hocam, zamanı şu andan 5 saat geriye alabilir misin? İstediğin kadar para veririm. Mümkün mü? Ya, değil. Değil. Üst düzey işçilik dedin ya. İşte o. Üst düzey işçilik demek, üst düzey maliyet demek. O maliyeti karşılamadan iyi bir ürün bekleyemezsin. Yani şunu demek istiyorum. Zamanı satın alamazsın ama senin zamanını boşa harcamayacak insanları satın alabilirsin. Yani bir saatin değerini üst düzey işçilik belirler. Diyelim ki Esat. Esat'a dünyanın parasını ödemiyor muyuz? Yanlış mı biliyorum? Ben dediğini gayet net biçimde anladım. Fakat bu konu hakkında hassasiyetlerimiz var. Hepimizin. Eğer İpek hukuk firmamla Ziya'nın ilişkisini deşmeye kalkacak olursa Arıkovan'la çomak sokmak olur. Bu ilişkinin ipleri çok derinlere kadar gidiyor. Sen de biliyorsun. Yoksa biz bugüne kadar senin zamanını falan almış değiliz. Ben senin onayın olmadan bir adım atmak istemiyorum. İmtina ediyorum. Olay bu. Yani diyorsun ki düğmeye bas. E bastım. Bastım Bumin hocam. Düğmeye bastım. Ziya'yı aradım. Dedim ki o mahalledeki evlerin boşaltılma işini hızlandırın. E siz de işinizi yaparsanız o zaman o mahallede, o ahalide sonsuza kadar hayatımızdan çıkar gider. Öyle mi? Öyle. Ya bu ne be? Gonca. Bir saniye. Anam babam bir saniye bir dur ya. Bir dur. Benim niyetim iyi bu sefer. Ya senin niyetinin iyi olabilme ihtimali mi var? Var tabii. Niye yok? Yavrum ben seni uyarmaya geldim. Yani uyarmak derken önden haber vermeye geldim. Ya ben senin yüzünü görmeye dayanamıyorum. Anlamıyor musun Gonca? Ne oluyor ya? Yok bir şey. Sakin. Sakin. Gerçekten. Gonca lütfen Allah razı olsun. Bir kere sakince dinle beni ya. Tamam dinliyorum. Anlat. Biz derken ben elimden geldiğince ötelemeye çalıştım sizin bu tahliye mevzusunu. Fakat elimde olmayan sebeplerden dolayı. Ne anlatıyorsun oğlum sen ha? Ya diyorum ki işte bizimkiler sizi tahliye etmeye gelecek bu eve, tamam mı? Yani siz direnseniz de çıkartacağız. Çıkartacağız derken biz. Evet siz derken hakikaten evet. Gonca ben mahallede tekrar birinin canı yanmasın diye geldim sana, anlamıyor musun? Ulan seninle beni böyle karşı karşıya düşüren kaderim ben. Bana bak tamam, kader tamam, değil tamam, seni var ya. Tamam. Ben gidiyorum tamam gidiyorum. Sen beni şu an anlamıyorsun. Ama bir gün anlayacaksın. Ben biliyorum. O zaman tekrar konuşuruz. Ay tipe bak be. Bu ne zamandır takık ya sana? Gerizekalı. Maaf. Nereye gidiyorsun sen? Amirim, kusura bakmayın dönemedim size kaç gündür. İyiyim, sağ olun. Her şey yolunda. Yok amirim, hala ulaşamadım Ziya Aksu'nun uyuşturucu rotasına. Buralarda gündem biraz karışık şu an. Oğlum onun ağzını yüzünü kıracağım. Bırak oğlum beni. Lan bırak. Lan bırak. Oğlum tamam lan bıraktım.
Oğlum sen kavga etmeyi mi biliyorsun? Adamı ben dövüşeceğim zaten. Razı olsana. Yavşan ağzını yüzünü. Ya deli yavrum. Körük yapan adamı. Patron sakin olacak lan dedi, bitti. Lan Meli ne sakini lan? Kız arkadaşıma sarkmış oğlum. Onu da mı koruyamayacağım lan? Ya sen lan, kimi tamam, koruyorsun oğlum? Ya ben kendi kendimi koruyamıyor muyum? Allah Allah. Zaten sinirim tepemde. Bilin diye anlattım, sinirlendirmeyin insanı ha. Oğlum Şop. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor lan? Abicim ya yine tam gerizekalısı tahliye için goncalara gitmiş. Ya, gevşeklenmiş goncaya da bu gerizekalı. Abi dayak istiyor, dayak istiyor. Vallahi dayak istiyor. Bak beni efendi gördüğü için böyle yapıyor. İzin ver. Sakin kalmayayım bu defa. Belasını biraz sakin olur musun? Rica ediyorum senden. Oturur musun? Lütfen. Ya kardeşim gel. Allah aşkına ya. Hayır ben anlamıyorum. Biz konuşmadık mı? Biz bu işi kavgayla, gürültüyle çözmeyeceğiz diye konuştuk. Doğru mu? Ha var kavga edince. Ne oluyor kavga etsen? Gittin dövdün. Ne olacak oğlum? Hayır ben dövdüm. Bir şey mi oldu? Bu dayaktan anlayan bir herif değil ki. Ha, yani anlasa ben zaten ağzının ortasına iki tane vururdum. Elimiz armut toplamıyor herhalde bizim de. Damat. Bak ben seni çok iyi anlıyorum, tamam mı? Çok iyi anlıyorum ama biraz sabredeceğiz. Dövmek çok kolay, çok basit, çok aptal bir eylem. Anlatabiliyor muyum? Biz o hapse tıkacağız. Anlaştık mı? Tahliye için geliyorlar mı yarın? Neymiş? Yok, yakında dedi sadece. İyi misin? Tamam. İpek'le olan konuşmamı merak eden yok herhalde. Ya abi hadi ya. Babanın ayrı için anlat. Öldük meraktan be. Vallahi risk aldık bana sorarsanız. Nasıl gider bilmiyorum ama durum şu. Ne var aklında? Bir planın vardır herhalde. Mahkeme gününe kadar elimden geleni yapmak, bu işin arkasında kim var onu bulmak istiyorum. Peki ben sana nasıl inanacağım şu anda? Yani sen buraya bu şirkete girmek için müvekkilini satıp gelmiş bir avukattın, öyle anlatmıştın. Şimdi bambaşka bir hikaye anlatıyorsun. Ben hangisi gerçek nasıl bileceğim? Nasıl güvenmemi bekliyorsun sana? Haklısın. Ben olsam ben de güvenmezdim. Asla güvenmezdim. Ama evladını toprağa vermek zorunda kalmış bir anneye inanırsın herhalde, değil mi? Naciye anneyle konuşmak ister misin? Vaziyet böyle Naciye anne. Ne diyorsun? Konuşur musun İpek'le? Konuşmuyor işte. Kaç gündür böyle. Arkadaşlar bu bizim plan patlar. Patlamaz. Bulacağım ben bir yolunu. Ben çıkıyorum. Bu arada ortalık bayağı sakin baba. Yani hiç artistik yapan eden falan yok. Gayet iyi her şey. İyi. Bu Ferhanlar falan? Yok Ziya baba, ben onları da kolaçan ettim. Çok görünmediler zaten. Bir sıkıntı yok. İyi. Aynen. Sıkıntı yok, sakin. Hadi afiyet olsun. Ben bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Söyle kızım, ne var? Ben bir iş bulup çalışmak istiyorum. Kendi paramı kazanmak istiyorum. Allah Allah. Ne iş yapacakmışsın sen? Ne gelir ki elinden? Tecrüben mi var? İstanbul'a yeni geldin. Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Olmaz. Olmaz. O zaman bırak öğreneyim. Bir meslek sahibi olayım. Bakarız. Ne zaman? Bakarız dedim ya Müjde. Bakarız. Bak Perihan ablan eve gelen kadından şikayetçi. Ona yardım etsene. Ortalığı sil süpür. Yemeklere yardım et, ne bileyim. Hem yarın öbür gün hayırlı bir kısmetin çıkar. Evlenir gidersin. Kendi düzenini kurarsın. O zaman ne istersen yaparsın. Bana uygun gördüğün hayat bu mu? Afiyet olsun size. Tövbe estağfurullah. Ulan bir kere de olaysız bir yemek yiyelim şu masada ya.
Ben bir ablama bakayım. Otur, otur Erdal. Öyle masadan zırt pırt kalkılmaz. Eşek başı mıyım lan ben burada? Estağfurullah. Affedersiniz ya baba. Ye yemeğini. Bu arada bu misafirlik biraz fazla uzamadı mı ya? Ha? Yani şimdi ev boş, Metin de yok. Nasip içeride. Ha? Bu biraz fazla lüks olmadı mı? Ziya baba, ben rahatsızlık veriyorsam gidebilirim. Vallahi hani ablam kal dedi diye ben şey yaptım ama... yoksa vallahi giderim yani ben. Sıkıntı yok. Yok oğlum yok. Vallahi oğlum, gidebilirim ben. Yani. Olmaz oğlum öyle şey. Şimdi mahalle zaten çok karışık. Senin burada bizim yanımızda olman en doğrusu. Oğlum sen... sonuçta sen de benim evladım sayılırsın yani. Vay vay vay. Ziya baba yaptı babalığını ha. Elin evladın oldu ha baba? Ha! Dur şimdi konuş. Kafamı bozma benim. Sen bakma oğlum sana söylediklerine. Ye yemeğini. Şu an konuşmamız zor değil mi? Keşke dudaklarını okuyabilseydim. Bir şey söylesene okumayı deneyeceğim. Keşke burada olsan. Hiçbir şey anlamadım ama dudakların çok güzelmiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok kısa da olsa. Arayamaz mısın beni? Çok kısa söz. Nasılsın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Burası çok zor. Ama seni gördüm daha iyi oldum. Ben de. Bugün bütün gün seni düşündüm. Sana bir sürü soru sormak istiyorum. Mesela? Bugün neredeydin? Ortalıklarda da görünmüyordun. İşin mi vardı? Yani... İşin ne onu da bilmiyorum. Çok haklısın. Bunların hepsini merak etmekte, sormakta. Hepsini anlatacağım sana ama şimdi değil. Sen iyisin değil mi? Çok mu boğuluyorsun evde? Hı hı. Ferhan? Senin ikinci bir telefonun mu var? Müjde, benim bunu açmam lazım. Alo, Orhan, kusura bakma rahatsız ettim. Yok yok, estağfurullah, buyur. Ne yaptın? Naciye Hanım'la konuşabildin mi? Görüşebilecek miyiz? Evet evet, ben konuştum Naciye Anne'yle. Bekliyor bizi. Ben de sana haber verecektim birazdan. Yok tamam, önemli değil. Ben merak ettim sadece. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen kafayı yedin herhalde ha. Gitti işte anasını satayım ya. Abicim, Nadiye annenin ağzından bir tane laf çıkmıyor. Yaptığın işe bu aşk yaramadı sana.
Sizin arazi meselesine biz pozitif bakıyoruz. Hiç merak etmeyin. Onu bir gün ofiste ayrıca konuşalım, olur mu? Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi günler. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Şu Şevval'in de gözü hep senin üzerinde sanki Sinacığım. Yani haksız da değil. Bugüne bugün bekar, müzmin bekar bir adamım yani. Öyle mi? Öyle misin? Dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Yoksa kimsenin gibi bir dünya güzeli kadının yanındaki adama bakmaya cesaret edebilir ki, değil mi? İpek geliyor. Anneciğim. Canım. Ne kadar hoş olmuşsun. Sen de hayatım çok hoş olmuşsun. Ama o çanta pek elbisene uymamış. Ama İpekciğim bu da olmamış demeseydi şaşırırdım. Gel bakalım gel. Gel rüya gibi olmuşsun gel. Amcacığım teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun, hayranım sana. Yapmıyorum, yapıyoruz. Bu kasayların yardım gecesi. Lütfen. Hı? Seninkiler geliyor. Neslihan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sina Bey. Elmenin tam anlamıyla sizi gördüm. Daha iyi oldum. Çok incesiniz. Sina Bey, hoş geldin hocam. Hanımefendi. Selamlar. Vay. İnanılmaz şık görünüyorsun. Çok teşekkür ederim Esat Bey. Ne kadar incesiniz. Yok, incelikten değil, içimden geldiği için söyledim. Çok mersi. Evet hanımlar. Acaba ev sahibeleri olarak misafirlerimize biraz ilgilenseniz ayıp mı oluyor acaba? Doğru söyledin. Hayatım sen bana eşlik et istersen. Sevsin. Canım. Şu Şevval'in masasına gidelim. Sağ olun. İyi akşamlar. Umin Hoca ile bir şeyler konuştuk, anlattı falan. Galiba gerginmişsin. Gergin olduğun zaman da sanıyorum atasözlerine, deyimlere başvuruyormuşsun. Öyle mi? Anlamadım efendim. Hani demişsin ya, acaba bu hesap bana dönebilir mi? Ben... Bak Alkuran, benim olduğum masada hesap her zaman bana gelir. Sen hiç dert etme. Zaten o hesaplar sana gelse altından kalkamazsın. Kendine de çok nimetten sahip. Ha? Hazırız efendim. Pardon. Hocam, sizi söylediğim şeyler aramızda kalır zannediyordum ama. Hepimiz aynı gemideyiz Esat'cığım. Herkesin her şeyi bilmesinde fayda var. Ki aksiyon alalım değil mi? Bak nitekim Sina abi tal başındaki işleri hızlandırdı. Bir an önce şu evler boşalsın da evet, biz de şu ziyadan kurtulalım hep beraber. Biz de ona söyleyeyim. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Esasen yakınlarım, yakın çevrem bilir. Bu tür konularda konuşmayı sevmiyorum. Ben daha ziyade çirkin çirkin adamlarla iş konuşmaya alışıyorum. Evet, bu konularda konuşmaktan hoşlanmıyorum, doğrudur. Ama söz konusu olan şey evlatlarımızın eğitimi olunca susmak, sessiz kalmak elbette mümkün değil. Siz değerli davetlilerimizin de büyük katkılarıyla haydi okula git konuş. Ne gerekiyorsa hallet. Bir an önce kurtulalım şu işte. Hadi. Senesine girmiş olduğunu söylemekten dışarıdayım. Bekle iki dakika. Var olun, sağ olun. Bir dakika bekle. Duyuyor musun şimdi? Duyuyorum, duyuyorum Esat Bey. Şimdi Sina Bey'in emriyle zaten biz mahalledeki o tahliye işlerini falan hızlandırdık. Mahalleliye de haber saldık. Tam da gitti konuştu goncalarla. Mahallede asayiş Berkemal, bir sıkıntı yok. Ha, tabii bu Ferhan yarın bir şey yumurtlar mı onu da bilmiyorum. Bileceksin Ziya Bey. Bilmemek gibi bir lüksün yok senin. Emniyetten destek istedim, yarın mahalleye onlarla geleceğim. Sen de oğluna söyle ayak altında dolaşıp bir aptallık yapmasın. Merak etmeyin, tam bu işlere karışmayacak. Bir de o Ferhan mıdır, Ferhat mıdır ne haltsa. Halledin şunu ya. Bak İpek Hanım bu konuya başka bir yerden bakıyor. Bu da Sina Bey'in canını sıkıyor. Sina Bey'in canı sıkılırsa hepimizin canı sıkılır. Tutun ya şu herifin yularını. Tamam. Yani zaten polisle geleceksiniz. Yarın bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ben. Öyle halleder alırız goncaların evini. Tamam. Diğer konularda ben de merak etmeyin. Yarın sabah tekrar irtibata geçeriz.
Hanımlar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ferhan oğlum hoş geldin. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Benim Naciye anneyle bir 5 dakika işim var. Yok yok, siz oturun. Ben dışarıya çıkaracağım onu. Naciye anne. Bak sende azıcık hatırın varsa beni kırma, tamam mı? Gel benimle. Naciye anne giy üstünü. Hava biraz soğuk. Babamdan duydum. Yarın polisle birlikte Gonca'nın evini boşaltmaya geleceklermiş. Bakın ya Rabbim ya. Gel anneciğim. Kusura bakma, böyle apar topar çıkardım seni ama içeride konuşamazdık. Bugün biraz konuşacağız seninle. Sen istemiyorsan konuşma, beni dinle. Problem yok. Tamam mı? Kurban olduğum, gel. Üf, buz gibi ha. Gel bakayım. Yalnız Naciye Hanım, bu koltukta böyle oturulmuyor. Yasla bakayım sırtını şöyle sen güzelce. Ha. Al bakayım şunu da şöyle güzelce. Oh, tamam. Şunu da açayım sana. Gerçi bir alta yaramıyor da işte. Açtım, açtım. Ay ay. Yasla bakayım kafanı şöyle. Bak gökyüzüne. Çek nefesini. Sal biraz kendini Naciye annem, sal. Ağla, ağla. Bol bol ağla. Ağlamadın ki şöyle rahat. Ben seni daha bu şehirden götüreceğim. Dağlara, bayırlara. Böyle şehrin ışıkları yok. Yıldızların altında böyle zırıl zırıl ağlayacağız seninle. Naciye anne. Geçen gece rüyama senin oğlan girdi, biliyor musun? Bana da çok acayip bir kıyak yaptı. Anacığımı getirmiş. O kadar uzun zaman olmuştu ki annemi görmeyelim. Belki 4-5 sene. Çok iyilerdi, biliyor musun? Çok neşelilerdi. Çok güzel şeyler söylediler. Seninle ilgili, benimle ilgili. Ama sana şimdi söylemeyeceğim. Çünkü sen şimdi foşur foşur ağlarsın. Hiç istemem. Ama belki kendin anlarsın. Hı? Buralara küsmezsen. Belki anlarsın. Benim de annem olduğunu. Bilenin de. Gonca'nın da. Hepimizin annesi olduğunu. Naciye Hanım. Bak sen böyle olursan var ya. Biz hepimiz savruluruz. Sen hepimizin annesisin. Sen iyi duracaksın ki. Biz de iyi olalım. Tamam mı kurban oldum? Hı? Senin gözyaşına kurban oldum. Anacığım benim. Naciye anne. Senden bir şey isteyeceğim. Bana güveniyorsun değil mi? Şu İpek Kasayı meselesinde bana yardım et. Salih için. En azından bir düşün, tamam mı? Bir de bir şey daha isteyeceğim senden. Anam çok yapardı. Kafamı okşar mısın? Dizine yatsam. Thank you.
Gökyüzüne bak, gökyüzüne. Çok güzel oralar. Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum abla? Ne yapıyorum? İstemiyorum bu. Ha, Erdal. Ya baba. Hadi kalk oğlum, seninle biraz dolaşalım. Nereye? Ne yapacaksın kızım nereye? Ne yapacaksın? Yok kızım bir şey. Sakin ol. Bir şey oldu yok. Bu evde her zaman olay çıkmıyor yani. Çocuk burada ne zamandır? Alayım birazcık gezdireyim. Havası değişsin. İki muhabbet edelim erkek erkeğe. Hadi. Perihan. Çıkıyoruz biz. Hadi. Baba nereye? Sana ne lan? Nereye ise nereye? Hesap mı vereceğim ben kendi evimde sana ya? Allah Allah. Senin de var mı bir sorun Perihan? Yok. Ha, iyi. Çok şükür. Gümrük memuru kesildi, anasını satayım bak, herkes. Dikkatli ol. Tamam bana tamam bak, beni boğmasana tamam. Yarın bu evden dışarı adımını atmayacaksın. Eğer duyarsam kemiklerini kırarım ona göre. Anladın mı? He. Hadi oğlum çıkalım. Ay senin Ziya babanı. Hadi bakalım evlatın hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Ta saçma sapan konuşma ta. Ne saçma sapan konuşma anne ya? Ne yap ne et. Evden çıkart yoksa benim elimden. Bir kasa çıkacak ya. Ne diyorsun sen ya? Duydun işte ne diyeyim lan, duymadın mı? Düzgün konuşacaksın kardeşimle ilgili. Müjde tamam hadi odana. Konuşmasam ne olur lan? Sen de sakin hadi. Ya bu her yerden çıkıp çıkıp duruyor, ne bu? Hadi yürü. Bıktım senin atarından giderinden. Sakin biraz. Müsait değil miydin? Rahatsız mı ettim? Yok yok yok, bir saniye. Müsaitim müsaitim. Naciye anne bende kalıyor da uyuyordu şimdi. Nasılsın? Bilmiyorum. Niye, ne oldu? Erdal babamla dışarı çıktı. Nereye gittiler bilmiyorum. Korkuyorum. Hadi. Ha? Pek alışık değilsin sen galiba. Yani öyle çok alışık değilim Ziya baba. Hani öyle sofra adabı falan pek görmediğim için. Vallahi öyle ne zamandır aklımdaydı. Alayım bu çocuğu da çıkayım birazcık erkek erkeğe muhabbet edelim diyordum. Bak kısmet bugün neymiş. Eyvallah. Ben de bir yerde senin baban sayılırım yani. Öyle değil mi? Yanlış düşünmüyorum değil mi? Yok Ziya baba, estağfurullah, ne yanlışı. Hı. Eksik olma. Ne var? Kaç oldun sen şimdi? 18 oldun mu? 4 ay kaldı baba reşit olmaya inşallah. Hmm. Vay be. 18 ne güzel yaşlar be. Ama tabii hayatınla ilgili önemli kararlar vereceğin yaşlara geldin artık. Ne düşünüyorsun? Yani nasıl kazanmayı planlıyorsun hayatını? Yani 3-5 bir şey var kafamda ama öyle... Çok da bilmiyorum yani cevabı. Ama illa hayal ettiğin bir şey vardı sonuçta. Yani... Büyük adam olayım istiyorum. Başka ne isteyeyim? Hani 25'imden önce ilk milyonumu kazanayım. Şöyle zengin, rahat bir hayat yaşayayım istiyorum. Ablam da rahat etsin. Ama ben inanıyorum. Hani yapacağım. Öyle ya da böyle bir şekilde yapacağım yani. Ama tabii sen ne dersen ben oradan öyle devam. Ben ne diyorsam o diyorsun. Aynen. Peki ne yapabilirsin Erdal benim için? Yani bende bir sürü iş var biliyorsun. Ne yapabilirsin? Yani daha doğrusu... Benim için ne kadar ileri gidebilirsin? Benim için... Birini vurabilir misin? Yani Ziya baba, sen ne dersen o dediğim gibi. Erdal,
efsane olmak ister misin oğlum? Hı? Bütün mahalleye nam salmak ister misin? Yani kim istemez ki Ziya baba? Da hani ben nasıl yapacağım bu yaşta? Nasıl olacak o iş? Çok basit. Gel. Gel. Benim için Ferhan'ı öldürebilir misin mesela? Yani tabii bu o kadar kolay bir şey değil. Eyvallah ama eğer bunu yaparsan hem mahallede efsane olursun hem de benim sağ kolum olursun. 25'ine gelmeden de değil milyon, milyonları koyarsın cebine. Ben sana diyeyim. Hem daha 18 bile değilsin. Fazla yatarın olmaz. E bizim de elimiz kolumuz uzun biliyorsun. Var yukarılarda tanıdıklarımız falan. Tam meselesini gördün. Tereyağından kıl çeker gibi aldım getirdim bak çocuğu ben. Yarın tahliye için mahalleye gelecekler. Bu Ferhan yine bir arıza çıkartacak olursa benim aklına güveneceğim birine ihtiyacım var. Sana güvenebilir miyim Erdem? Vay arkadaş, kokuya bak ya. Ne oluyor lan? Naciye, ne sen mi paketledin beni? Ha? Sen bana dün akşam demedin mi sen artık bizim anamızsın diye? Ha? Dün gece bir baktım oraya öyle sokak kedisi gibi kırılmışsın, yatmışsın. Üşüteceksin. Ben de üstünü örttüm tabii. Hadi kalk kalk kalk. Dur. Günaydın. Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya senin o güzel sesini duydum ya. Seni bir öpeyim. İkincisi evime bir güneş gibi doğmuşsun. Bunlar çok güzel. Oy. Hadi şu elini yüzünü yıka da anlat bakayım biz neler yapacağız, neler söyleyeceğiz. Çünkü ben yalan söylemeyi hiç beceremem Ferhan. Ya yalan söylemeyeceksin sen. Benim adım Orhan. Bir de Ziya konusunu anlatacağız. Başka bir şey yok. Patatesle böyle gözleme. Bak bunun var ya bunun kulağı. Oğlum senin kulağın duymuyor ama burnun var ya tazı gibi yemin ediyorum. Koku da mı almayın Ferhan'ım ya? Güzel Allah'ın bir yerden alıp bir yere veriyor. Tamam. Al. Senin için yaptım. Vallahi mi? Onu duymayacağım. Oh. Ne söylemişim var ya? Çocuklara gelsinler. Ha? Çocuklara da onlar da yesin. Ha iyi ben gömüklüyorum abi o zaman. Vallahi lastik gelince kimseye kalmaz. Gün öksüzü odaları, uygun adım volkaları, ah zamansız sorguları, yazamadım, yazamadım. Gidip giden anıları, katledilmiş duyguları, yarım kalmış sevdaları, yazamadım, yazamadım. Böyle saçma sapan bir şey oldu yani. Yalnız bizim çocukları tutmamız lazım. Seni görünce bağırıyorlar Ferhan abi diye. Özellikle Azra. Geldi bizim lastik. Yaptım ben. Baba. Baba yiyeceğim ama. Lastik gel gel. Biz bitirdik komple sende. Gel. Gel buraya. Gel gel gel. Şu Azra iş önemli. Azra konusu bende. Azra kulda millet rahat olun. Öyle mi? E güzel. Ha bu arada patron Sina İpek'e Ferhan'dan bahsetti. Buraya geldiğinde sormasın dikkatli olmak lazım. Patron aramızdan birini Ferhan'la yapsak? İpek'in yanına gitsek desek merhaba ben Ferhan desek. Ha. Ne diyorsun abi? Süper fikir. Ben olurum ne diyorsunuz? Sen çok yakışıklısın be oğlum. Biraz sert kalmaz mı? Ay. Hadi goy goy durdurun, hadi devam et. Lastik, ki arabayı üst sokağa koysana ki Ziya'nın evinin oradan girişi olmasın yani. Ben Ziya'ların evinin önünde duracağım işte abi. He. De,
ya zamanlama hatası olursa? Hani evi tahliye ederken diğerleriyle denk gelirsek? Zamanlama tutmasa sıkıntı yok ama asla hırgür çıkarmıyoruz ya, sakın bak. Vallahi bak, bu defa söylüyorum, o tam man gelirse harbiden ortalığı karıştırırım abi ben ya. Lan ya bu, sen oğlum hayırdır? Sen bizim akıllımızsın, sen ne ara delimiz oldun? Ha? Ha. Bak şaka değil ha. İpek varken asla sorun çıkmaması lazım, tamam mı? Tamam. Kızlar siz de evin orada olun. Tahliye maliye için gelirler, söyle bulamadık falan olmasın. Haydi gergin bir gün hazır mıyız? Ama hazır. Önce... bu güzel soframızın sahibi... canımız anamız Naciye, ne bir alkış. Bunlar Mehmet Bey'e gönderilecek. Ne oluyor? Bilmiyorum. Nasıl yani? Ne konuştular? Nereye gidiyorlar? Bir şey duymadın mı? Duymadım. Ama istersen duyabilirim bundan sonra. İsterim. Bana fısıldarım. O zaman şöyle yapalım. Mesela lafını unutma. Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Her şey yolunda hocam. Yalnız İpek, Orhan denen çocukla dışarı çıktı. Nereye gittiler bilmiyorum. Orhan bırak gitsin. İsabet olmuş. Bugün ortalıkta dolaşıp da şu tahliye için öğrensin istemiyorum. Ne oldu o iş? Ne zaman gidiyorsunuz tarla başına? Hocam o iş bende. Ziya ile konuştum. Bizzat ilgileneceğini söyledi, merak etmeyin. Hı. Bak, bir olay çıksın istemiyorum. Sina Bey aradı. Çok yakından takip ediyor. İpek yoksa olay da yok hocam. Hadi. Afiyet olsun. Neredesin ablacığım? Ha, Erda. Dur be. Bekle, geliyorum şimdi. Tamam, geldim baba, bekle. Baba! Tamam, sakin ol. Bir dakika. Bak, tehlikeli üstünde. Baba, bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi sen beni bu eve hapset, tıktın böyle. Benim yerime de bu çocuğu mu koydun? Ha? Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Sana mı soracağım? Senin yaptığın pislikleri temizlemeye çalışıyorum ben hala. Allah Allah. Çık yukarı odana. Televizyon mu seyrediyorsun diye? Gözüm görmesin seni. Ona göre. Hadi. Tam sakin. Ya, hadi sakin. Çıkıyoruz biz de. Baba. Baba. Bak bu salak bizim işlerden ne anlar? Gözünü seveyim bak. Daha büyük sorunlar belalarla sızacak başımıza. Buna mı güveniyorsun? Al Perihan, al. Görüyorsun değil mi bak? Üstüne gitme bu çocuğun diyorsun. Üstüne gitmedikçe ne hale geliyor gör. Hadi yürü yürü. Ben de kardeşimin bu işlere bulaşmasını istemiyorum. Allah Allah. Ne varmış kızım bizim işlerimizde? Herkesin elinde silah. Nazif desen içeride. Tan evde göz hapsinde. Ben kardeşimin için endişeleniyorum, korkuyorum. İstemiyorum böyle şeylere bulaşmasını. Endişelenme. Benim sözümü dinlediği sürece kardeşine hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. Hadi. Benim kardeşim daha çok küçük. Küçük değil. Kocaman adam. Görmüyor musun? Perihan, bu çocuk bu evden çıkmayacak bugün. Yoksa senden bilirim ona göre. Anladık Ziya Bey, tamam. He. Anladık. Yürü. Tam gözünü seveyim bak, sakin ol. Ne gözünü seveyim ya? Dün ki çocuk buydu, adam mı oldu ya? Allah'ım sabır ver. Aç şu telefonu. Ferhan neredesin? Erdal babamla çıktı. Çok korkuyorum. Neredesin Ferhan? Kız! Ne yapıyorsunuz be?
Var. Abi. Buradan geçmez bu araba. Ben de orada. Ne yapıyorsun sen de orada? Gonca tendeyiz. Ayık olun. Gergin misin? Biraz. Girecek bir şey yok. Zaten Naciye'nin haberi var. Üçümüz olacağız. Tamam. Ah, ah oğlum ya. Ya anne tamam Allah aşkına abartma ya. Yok o kadar bir şey tamam. Ne abartma ya? Mikrop kapacak. Evde tenzil diyot yok. Ben gider alırım şimdi o zaman. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Sen dışarı çıkamazsın. Ya of! Ne of? Ya ben müjde miyim ya? Ben beni eve mi tıkayacaksın? Evde mi kalacağım ben bütün gün? Ya ruhumu çektin yemin ediyorum. Valla şu kapıyı kafa atarım görürsün. Her tarafın kanar görürsün. Tamam yeter artık. Bir şey mi lazım? Aynen bir şey lazım. Bize lokma lazım. Hadi git koştur koştur bize lokma. Hadi. Tam yeter tam. Gel Alem buraya. Abla eczaneden bir şey lazımsa alayım ben. Lazım. Tentir diyot lazım. Seninki kesmiş elini, yarmış, indirmiş vitrini. Mikrop kapacak, evde tentür diyot yok. Baban almış bütün elemanlara gitmiş. Lazım olacak biri yok yanımda. Tamam, ne gerekiyorsa alayım geleyim. Babana çaktırmadan halletmemiz lazım. Dur iki dakika o zaman sen. Şey, al bunu yeter herhalde bu değil mi? Müjde. Gözünü seveyim bak ne olur. Git gel hemen tamam mı? Babanı kızacak bir şey yapma. Biliyorsun sonra bana konuşuyor. Tamam. Hadi çabuk. Allah'ım ya nedir çektiğim? Tan! Naciye teyzeciğim sağ ol zahmet ettin. Olsun. Misafirdir. Teşekkür ederim. Naciye anne biliyorsun niye geldik? Biliyorum. Benimle konuşmak istemişsin. Konuş bakalım. Bakın benim gerçekten başka bir derdim yok. Ben sadece size yardım etmek istiyorum. Gerçekten. Nasıl edeceksin? Oğlumu geri getirebilir misin? Allah sıralı ölüm versin derler bilir misin sen? O evlat acısı. Böyle yüreğimi sıkışıyor sanki. Naciye teyze. O gün. O gün sokakta çocuklar Salih için bir eğlence düzenlemişlerdi sonra. O ziyaret adamları geldi. Oğluyla beraber.
bu Ziya? Ziya. Ziya bu mahalledeki çocukların okumasını hiç istemiyor. Ona muhtaç olsunlar istiyor. Bütün pis işlerini onlara yaptırmak istiyor. Benim Salih'im hiç o karanlıklara bulaşmadı. Sen üzülme annem. Ben onlara hiç bulaşmam derdim. Peki ne oldu? Ha? Yine aldılar oğlumu benden. Tutamadım ben. Onu ben. Ben bir anım onu koruyamadım ki oğlumu. Yok, 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 yok. Yapmayın ne olur. Ne olur yapmayın. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Ne olur bu yüzden anneliğinizi suçlamayın. Sen bana yardım etmek istiyor musun? Evet. Evet, ne istersiniz? Evet. Orhan Bey'e yardım et. İlk günden beri yanımızdaydı. Ama işi çok zor. Kötüyle başa çıkmak zordur kızım. Eğer gücün varsa oğlumun katilinin cezasını çekmesini sağla. Size söz veriyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. Ben yalnız kalmayı kendime alıştırmıştım biliyor musun? Salih gidecek Ankara'ya. Okuyacak orada ben. Burada yalnız kalacağım. Sayılı gün dedim. Çabuk geçer dedim. Ama şimdi geçmiyor. Geçmiyor. Tamam. Teşekkür ederim. Beni buraya getirdiğin için, gerçekleri görmemi sağladığın için de çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Bana güvendiğin için. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Gerçekten inanamıyorum. Hadi Esat neyse. Bu Emin Hoca nasıl Ziya'yı korur ya? Aklım almıyor. Yani mutlaka bir menfaati vardır.
Benim acil amcamla konuşmam lazım. Bunlar ne işler çeviriyor bilsin. Yoksa bizim ismimizle gelenecek. Bence amcanla hiç konuşma. Yani şimdi konuşma. Çünkü hemen söylersen muhtemelen Bumin'le olan ilişkisini sonlandıracak. Bu da işimize yaramayabilir. Ya sonlandırsın zaten ilişkisini. Yani... İpek sen bu holdingin ortağı değil misin? Evet. E tamam. Yani biraz sabret. İçeriden bir sor, soruştur, araştır bakalım ne yapmışlar. Sana bir zarar vermişler mi? Şirkete bir zarar vermişler mi? Acele etmek iyi bir şey değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani haklı da olabilirsin bu arada. Benim zaten önce bir kafamı toparlamam lazım. Eğer amcamla da konuşacaksam elimde somut veriler olmadan yanına gitmemin bir manası yok. Ben de öyle düşünüyorum. Efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Bir problem yok değil mi? Ne? Ay. Nasıl peki, yanınızda mı? Tamam, bir telefonu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Canım. Anneciğim, geliyorum tamam mı? Ben korkma. Korkma, geliyorum ben. Tamam, hadi kapat, yanından ayrılma öğretmenim. Hadi, bay bay. Orhan sen beni şurada indirsene, ben bir taksiye gideyim. Kötü bir şey mi var? Ya oğlum Uzay okulda düşmüş. Senin oğlun mu var, ben bilmiyordum. Tamam söyle, beraber gidelim. Yok ya abi, git. Ben taksiyle ya gidelim. Ya olur mu öyle şey ya, Allah Allah, söyler misin bana adresi? Sen buradan çevre yoluna bağlan Osman, ben seni tarif edeceğim. Tamam. Panik yapma, bir şey olmaz ya. Yok her şey zaten geldi mi üst üste gelir böyle. Anneciğim, aşkım benim, iyi misin? Acıyor mu çok? Çok acımıyor, az acıyor. Uşkuyorum o zaman. Ne oldu şimdi, anlat bakalım bana, nasıl oldu bu Uzay? Merdivenden ayağım kaydı. Anneciğim yine mi? Ne yapayım, düştüm. Daha önce kırılan kolun üzerine düşmüş maalesef. Biz ağrılarını azaltacak şekilde müdahale ettik. Bir doktora gösterseniz iyi olur ama. Tabii tabii, çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Gel kucak kucak. Evet. Onlar... Alayım ben onları. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Onu. Tekrar teşekkürler. Yürü bakalım. Sen Orhan abinle tanıştın mı? Bak benim iş yerinden arkadaşım. O da mı avukat? Evet, o da avukat. Ama senin hiç avukata benzemiyorsun. Allah Allah. Nedenmiş o? Nasıl oluyormuş avukatlar mesela? Böyle gülmeyen yüzler var hep. Ama sen gülüyorsun. Bu laf sana geldi bence. Aa! Sen beni satmaya mı başladın? Birlik mi oldunuz siz acaba? Yoldayız amirim biz de, yoldayız. Yarım saate evin önünde oluruz. Orada buluşalım sizle. Ekipler bizi evin önünde karşılayacaklar. Şu sağ salim bitseydi başka bir şey istemiyorum vallahi. Bitecek bitecek, merak etmeyin. Sağ salim bitecek. Hatta Ziya'ya da bir mesaj atayım. O da bizi evin önünde karşılasın. Yani demem o ki sen takılmayacağım ablana falan, ona buna. Yok Ziya baba, ben takılmadım zaten ona. Abi. Yoksa oğlum onlar nereden bilecekler mahallede bizim başımıza neler geliyor? O Ferhanlar nasıl bütün işlerimize taş koyuyor falan, nereden bilecekler? Ama sen biliyorsun. Hı? Bak Erdal, bir ipte iki cambaz oynamaz. Bu mahalleden ya Ferhan gidecek ya da ben. E ben gidemeyeceğime göre, değil mi? Aynen öyle Ziya baba. Hem sen hiç merak etme, ben her şeyin farkındayım, görüyorum yani, sıkıntı yok. Aferin koçum benim, aferin. Ha, Esat. 15 dakikaya mahalledeymiş. Polisler de yolda. Hadi çıkalım. Ha, bu arada... Şunu da al. Genç adamsın. Lazım olur. Ziya baba, bu çok, ben alamam. Oğlum hepsini üstünde taşıma zaten. Birazını al, koy cebine. Geri kalanını zulala. Ha. Ha. Ya... Bir de
Bu emaneti de al. Buna niye emanet diyorlar biliyor musun? Yok, bilmiyorum baba. Çünkü bu silahın sorumluluğu artık sana ait. Yani sana emanet. Ona gözün gibi bakacaksın. Tamam? Al. Tak beline. Ha. Aferin. Aferin. Bak şimdi delikanlı oldun işte. Hadi. Hadi. Böyle acıyor mu? Acımıyor. Kırık yok. Üzerine düştüğü için ezilmiş sadece. Peki bir de şöyle bir yumruk yap bakalım. Oo, çok kuvvetlisin. Acıyor mu? Acımıyor dedim ya. Tamam. Hemşire Hanım, kol askıya alalım. Ben reçetenizi yazacağım. Arkadaşlar getirir size. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederiz. Çok iyi. Benim şimdi şu sigorta işlerini halletmem lazım. Tamam, sen hallet, ben buradayım. Teşekkür ederim. Ben geliyorum, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İyi misin Uzay? Ben sana çok şaşırdım biliyor musun? Niye şaşırdın? Ne bileyim, hiç ağlamıyorsun, zırlamıyorsun, doktora itiraz etmiyorsun. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkürler. Önceden kolun kırılmış falan. Senin canın acımıyor mu oğlum? Acıyor. Acıyor. E tamam, niye söylemiyorsun acıdığını? Madem acıyor sal gitsin, ne bileyim, ağla zırla, bir şey yap, isyan et. Erkek adam ağlamaz. Kim söylüyor sana böyle büyük lafları, annem mi söylüyor? Babam. Baban. Şimdi babalar bazen böyle yanlış şeyler söyleyebiliyorlar biliyor musun? Benim babam da öyleydi. Sürekli yanlış şeyler söylerdi bana. Sonra ben büyüyünce anladım onların yanlış olduğunu. Bak ben sana söyleyeyim. Erkek adam ağlar. Mesela ben çok ağlarım. Gerçekten ağlıyor musun? Gerçekten ağlıyorum. Hem de o ağlıyorum. Öyle düşün. Sakın söylemiyorsun annene dediğimi, tamam mı? O aramızda. Ama dediğim gibi yani, öyle düşünme. Erkek adam ağlar. Bunu bil. Bak ben film izlerken ağlıyorum. Şarkı dinlerken ağlıyorum. Bazen böyle yolda yürüyorum, aklıma bir şey geliyor, ona da ağlıyorum. Orhan abi, sen ezik misin? Çok ayıp ya söylediğin. Senin var ya seni. Ben ezik mi? Sence bende ezik tipi var mı? Diyeceğim de. Biraz da belki benziyorumdur. Ay. Geldiler mi? Yok, daha sadece Ziya'nın adamları var etrafta ya. Eli kulağındadır, Ziya da gelir. Vallahi beyefendi daha teşrif etmedi. Geldi, geldi. Aa, vallahi iti andık, patron geldiler. Diğerlerinin de eli kulağındadır o zaman. Akbabalar gelirse ölüm yakındır diyor ha? Yani öyle garip bir film repliği söylemiyorum sana ama ben arayacağım seni, görüşürüz, sağ ol. Evet, her şeyi hallettim, hadi bakalım gidiyoruz. Uyan, hadi bakalım. Ben... Yavaş. Dur. Anneciğim yavaş. Şu değil mi? Evet evet, burası. Anneciğim bekle, alıyorum seni. Ben hallederim. Gel bakalım yakışıklı. Elimi tut. Gel gel gel. Dur, dikkat edin. Yürü bakalım. Ya eğer vaktin varsa biz sana biraz zahmet verdik bugün. Kahve yapabilirim. Yok canım, ne zahmeti ya. Yakışıklıyla tanışmış olduk. Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. Kaçayım, işlerim var zaten. Orhan abi gel lütfen. Canım benim, başka sefere inşallah, tamam mı? Hadi gel gel gel. Gel. Tamam tamam, hadi gel. Peki buyurun. E tamam hadi. Hadi bir kahve içelim. Buyurun. Ablamız izinli akşam gelecek. Orhan abi, sen hiç dinozor gördün mü? Dinozor? Vallahi yok, görmedim. Ne o? Bekle o zaman burada. Yavaş. Yavaş. Ha, aynen. Dikkat et. Ne yaptın çocuğuma, çabuk söyle. Vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi ben de çok şaşkınım. Normalde Uzay böyle değil, daha içine kapanıktır. Uzun zamandır onu böyle görmemiştim. Çocuklar severler beni. Orası belli zaten de. Ben
Hiç böyle çocuklarla iletişimi iyi biri gibi durmuyorsun. Niye? Ne bileyim, dışarıdan öyle görünmüyorsun. O belki ilk tanıdığın Orhan'dır. Peki? Orhan abi. Oo, dinozor mu geldi? Bu nasıl bir şeymiş ya? Ver bakayım kocaman. Çok güzelmiş bu. Ses çıkartıyor, öyle mi? Bas bana, ben de çıkartayım. Odamda daha var. Bu çekme işine iyi alıştı bak, söylüyorum. Hay Allah. Burası benim odam. Çok güzelmiş odan ya. Vallahi çok güzelmiş ha. Vallahi benim hiç böyle odam olmadı, biliyor musun? Arkadaşım olursan her zaman gelebilirsin. Söz mü? Tamam. Kapa bakayım gözünü. Şimdi bir dilek tutacaksın, tamam mı? Ne? Sen bunu bilmiyor musun ya? Kirpiğin düşüyor, iki parmak arasında alıyorsun, alt üst. Ben anlatacağım sana. Sen şimdi gözlerini kapat. Çok istediğin bir şey düşün. Tuttun mu? Hı hı. Alt mı, üst mü? Üst. Bakıyoruz. Üst çıktı. Üfle bakalım. Bak şimdi, dileğin gerçekleşecek, tamam mı? Şimdi söyle bakalım. Ne dilek tuttun? Söylemeyecek misin dileğini? Biliyorsun şimdi dileğini söylemezsen bu dilek kırları var ya, bunu gerçekleştirecek olanlar. Onlar bana diyor ki söylemesi lazım Uzay'ın. Yoksa dileği gerçekleşmez. Rüzgar beni sevsin diledim. Bu Rüzgar sizin okuldan mı? Evet, bizim sınıftan. Anladım. Peki sen Rüzgar seni sevsin mi istiyorsun, yoksa seninle uğraşmasın mı istiyorsun? Rüzgar benimle uğraşmasın. Peki senin bu merdivenden düşüp kolunu kırmanda Rüzgar'ın payı var mı? Rüzgar sana bir şey yaptı mı? Evet, beni itti. Son bir sorum var sana. Annem biliyor mu bunu? Ama sen de söyleme sakın. Babama söylerse babam beni sevmez. Tamam, anlaştık. Hadi bana diğer oyuncaklarını göster. Esat Bey, uzak kaldık sanki eve. Bu mahallenin insanı tuhaf bir şekilde araba sahiplenmeyi seviyor da, o yüzden kusura bakmayın. Tabii. Haklısınız. Pardon. Efendim? Ha, geldik geldik. Yok, hemen arka sokaktayız, yürüyoruz size doğru. Tamam, orada görüşürüz. Eyvallah. Ya eşyaları toplasın diye adam tuttum da. Onlar arıyor. Hadi bakalım. Gazamız barak olsun. Gel bakalım, gel. Gel. Ana, polisler gelmiş. Bıyıklı, boyunlu ölçüsünü almadın mı sen? Hadi ablacığım, hadi bak işine, hadi. Ne ablası be? Ben senden ufağım, terbiyesiz. Hoş geldiniz Memo Bey. Allah, Esat geliyor. Yuhan. Burası. Hemen çalalım kapıyı, boşaltsınlar içeri. Bak, bu arabayla her yere gidebiliyorsun. Öyle mi? Mesela nereye? Bir saniye. Geldiler mi? Geldiler. Tahliye başladı. Anladım. Bakalım kafamdaki şey işleyecek mi şimdi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gel bakalım, annene bir şey söylemem lazım. Açın kapıyı polis. Aç kapıyı, aç. Gonca Atalay. Buyurun benim. Hayırdır? Hayırdır, hayır. 6 aylık isyanının sonuna geldik. Hayır. İpek, benim gitmem lazım. Sizinkiler mahalleye gelmişler tahliye için de, ben bir gideyim, olay çıkmasın. Ne? Bir dakika ya, benim ondan haberim yok ki. İşte
O yüzden sana söylüyorum ya, senin haberin yok, amcanın yok. Zaten sizin olsa herhalde bunlar olmaz. Uzaycığım kusura bakma, bir tane benim gitmem lazım. Görüşürüz. Orhan bir dakika. Ya bana bir izin verir misin? 2 dakika bekle sadece. Hadi benim telefonum. Amcacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim de bir sorun var. Telefonum ne? Ya hiç demiyor musunuz siz bu insanlar bu karda kışta nereye gider diye? Demiyoruz. Demezsiniz tabii. Zaten sizin yüzünüzden ölen çocuğun kırkı çıkmadan dayanmazsınız kapıya yoksa. 6 ay vaktim vardı, o zaman düşünecektim bunu. Boşalt hadi. 6 aydır çık diyoruz sana, hadi. Kendine. Dön! Lan emin konu! Sen kimsin lan sen? Kocasıyım, sen kimsin lan? Memur bey, al. Alın bunu. Bir dakika, bir dakika. Ya tamam, al evini, ne yapıyorsan yap. Gir içeri. Ne eşya varsa kapının önüne at. Niye geldin lan? Tam evini yıkıyorum. Tamam, sakin olun siz de, tamam. Dede. Allah aşkına ya. Siz bundan anlarsınız. Sen alın evde. Kızım, İpek'cim, biz niye bu işe karışıyoruz? Orada herkes işini yapıyor. Yani biz niye mani olalım? Amca, bak bence orada başka şeyler dönüyor. Sonra sana sıkıntı olacak. Yahu öyle olsa bile bize ne? Bizle ne ilgisi var? Ya ben bugün mahalleye gittim. Naciye Hanım'la konuştum. Ne yaptın? Naciye Hanım, ya Allah aşkına bunlar ne gereksiz, ne kadar yanlış şeyler. Ne yapıyorsun İpek? Amca, bak... Ben bugün evladını yeni kaybetmiş bir kadınla oturup ağladım. Şimdi de kendi çocuğumun gözünün içine baka baka sana yalvarıyorum. İpek'ciğim, orada yapılan bütün işler yasal, kitabına uygun. Kimse kimsenin elinden zorla malını filan alıyor değil. Ya tamam, tamam. Her şey yasal, her şey kitabına uygun ama olmaz. Yani bugün olmaz. Oradaki insanların gözünün yaşı daha dinmedi ve her ne koşulda olursa olsun buna ben sebep oldum. Kendimi suçlu hissediyorum. Hah, işte tam da bunu söylüyorum. Ne sebeple sen kendini suçlu hissediyorsun ya? Bizle ne ilgisi var? Kaza kurşunu neticede. Amca, ben bu zamana kadar senden hiçbir şey istemedim. Hiçbir lafını da çiğnemedim. Lütfen yapma beni. Beni bu durumda bir tek sen anlarsın. Sen benim ikinci babamsın. İpek'ciğim, İpek bu konuşmalar yani... Tamam ben senin ikinci baban olabilirim ama sen benim tek kızımsın. Tam da bu sebeple oradan uzak olmanı istiyorum. Amca. Amca lütfen. Lütfen bugünlük... Bugünlük beni dinle. Ya benim için bugün en azından o işlemi durdur lütfen. Annem niye ağlıyor? Çünkü bir arkadaşımız evini kaybetti. O yüzden. Ama sen ağlamadın. Doğru. Çünkü ben konunun detaylarını çok bilmiyorum. Belki ben de bilirsem ben de ağlarım sonra. Bizim çok yerimiz var. Yarın arkadaşınıza verebiliriz. Hem annem dağılamaz o zaman. Çok güzel bir fikirmiş. Bunu düşünelim, tamam mı? Durum ne? Patron, burada durumlar karışık. Adamlar evi boşaltmaya başladı. Senden haber bekliyoruz. Tamam, biraz daha sıkın dişinizi. Yani çok zor abi, sesleri duyuyorsun. Yani mahalle karışacak. Lan neyi zor oğlum? Söyleyin hiç. Damat, 5 dakikaya haber gelecek, hallettim ben. Eyvallah patron. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve bu yaptığını Naciye anneye anlatacağım. Gider gitmez. Aynı zamanda çok iyi bir anne olduğunu ve harika bir evlat yetiştirdiğini de anlatacağım. Arkadaşınızın evi kurtuldu mu? Evet, hem de annen kurtardı. Sen çocuğu anlattın mı? Yani ben
çocuklara dürüst olma taraftarıyım ama çok az detayla. Yani yine de kusura bakma ya. Patron nerede? Olay çözülmüş. Gerçekten. Hadi abicim hadi. İçeride bir tane kağıt parçası bile kalmayacak. Ha, her şey çıkar. Aynen, aynen, hadi. Aynen. Efendim hocam. Tahliye edin. Ne? Neden? Hayır, neden peki? İpek ha? Tamam, tamam. Hocam tamam, çekiliyoruz. Bir şey mi oldu avukat bey? Tahliyeyi durdu. Allah Allah, tamam mesela. Dayım, avukat bey bir soğuk su getirebilir misin? Hadi güle güle abicim, hadi. Bay bay. Paranı arasam. Tamam, yazıyorum. Aferin sana Ziya Bey. Aferin sana. Ya ne oluyor Esat Bey, kafayı mı yedin ya? Yedim. Sayende kafayı yedim. Ben diyorum ki Ferhanları bu işlere karıştırmayın. Ha ben böyle bir şey dememişim gibi onlar İpek Hanım'ı mahalleye getiriyor. Bir de ölmüş çocuğun annesiyle konuşturuyorlar. Vallahi yazıklar olsun be. Allah Allah. Lan yürü gidin be. Yürü. Aferin abicim. Lan ne iş yapıyorsunuz siz? Ne iş yapıyorsunuz siz? Gözünüz Ferhanların üstünde olacak demedim mi? Bu mahallede benden habersiz koşuşmayacak demedim mi? Ne iş yapıyorsunuz lan siz? Ne iş yapıyorsunuz? Tokadı gömlü kadar çirkin olabilir mi ya? Allah'ım. Allah sizi kahretsin lan. Allah sizi kahretsin lan. Hadi mahalleli en azından götürelim be. Dostum hadi. Şu çamaşır makinesi götürme, ben satacağım onu. Oğlum nereye satıyorsun lan çamaşır makinamı? Siz bekleyin orada. Görüyorsun değil mi Erdal? Kravatlı lavuğun teki geliyor, kendi mahallemde, kendi insanlarımın içerisinde beni madara ediyor. Bir tane erkek evladım var, onu da kızağa çektiler, evde duruyor. Bak Erdal, oğlum sen yapabilecek misin bu işi? Bak eğer ben yapamayacağım Ziya Baba diyorsan söyle, ben de ona göre bir çözüm bulayım. Yapacağım. Heh. Yapacağım Ziya Baba, yapacağım da nasıl olacak bu iş? Ben nasıl denk getireceğim Ferhan'ı onu bilmiyorum işte. Sen hiç merak etme. Konuşacağız, halledeceğiz hepsini. Tamam? Gel, gel sen bak. İpek nerede? Bilmiyorum, sabah çıktı dönmedi bir daha. Abi. Çok haklısın. Hatta ben İpek'in böyle bir şey yapacağını öngöremedim. Bugüncüm daha dün ofiste konuştuk ya zamanın ne kadar kıymetli olduğunu filan. Evet, evet. Şimdi de bunca zamanı çöpe çevirdik diyeceksin. Haklısın. Yani şimdi biz mahalleye konsantre olduğumuzdan İpek'i düşünemedik. Ama işte İpek de mahalledeymiş ya. Onu anlatıyorum deminden beri. Neyse şimdi ben İpek'le konuşmaya gidiyorum. Sen de Ziya ile konuş. Dizginleri eline alsın. O muhitte borusu öten Ziya değil de Ferhan'sa Ziya ile çalışmamızın bir anlamı yok değil mi? 3-5 tane kopuk başımıza bela oldu. Tamam, konuşacağım tabii ki. Lütfen. Ferhan kim? Yeni bir çete lideri mi? Öyle olsa gene iyi. Yıllar önce başımıza bela olan bir şoför vardı, hatırlar mısın? Hangisi? Sergen'in şoförü mü? Ama o öldü. Ne alakası var şimdi? Ferhan onun oğlu. Ciddi misin? Ama endişe edecek bir şey yoktur değil mi? Yani yıllar öncesinin olayı bitti gitti. O çocuğun hiçbir şeyden haberi yoktur değil mi? Öyle bile olsa riski göze alabilir miyiz? Mesela sen evladını kaybetme riskini göze alabilir misin? Ben alamam. Öyle olsa zaten tahliyeleri durdurmazdım. Ferhan'dan bahsetmeyelim. İyice dikkatini oraya çekmeyelim. Tabii ki bahsetmeyeceğim Sinacığım. Ben kızımı bilmez miyim? Ha.
Amca. Anneciğim. İpekciğim böyle çat kapı. Habersiz geldik, kusura bakma. Buyurun buyurun. Bir aile toplantısı yapmamız gerektiğini düşündüm. Uğradım, anneni de aldım geldim. Ozan, ne oldu? Ne oldu anneanneciğim sana böyle? Okulda ufak bir kaza geçirdik de biraz ezilmiş kolu. Yine mi? Ya ezik mezik olur canım. Erkek çocuk. Gel aslanım, gel bakalım. Ya amca... Merhabalar. Nasılsınız? Annem. Merhabalar. Memnun oldum. Ben de. Orhan bizim hukuk bürosundan. Aynı davayla ilgileniyoruz da. Ne? Yüzünüz bir yerden tanıdık geldi ama... nereden olabilir? Yani... bilemedim ki. Ben tabii ki sizi tanıyorum ama... İsmim ne demiştiniz? Orhan efendim. Orhan İnan. Orhan da sağ olsun bize bugün çok yardımcı oldu. Okuldan Uzay için aradıklarında beraberdik. Ben müsaade isteyeyim. Baş başa bırakayım sizi. Yine gelecek misin Orhan abi? Gelirim. Aslanım benim. Efendim tekrardan çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben seni yolcu edeyim. Nasıl yaptın ya bu işi? Gel anlat bakalım. Uzay seni çok sevdi. Az kalsın bırakmayacaktı. Ben de onu çok sevdim. Ya bu arada amcan geldi. Yani bence olayla ilgili geldi de umarım bir tatsızlık olmaz. Yani artık olacaksa da yapacak bir şey yok ama hallederim, merak etme. Sana çok teşekkür ederim. Sayende Naciye Hanım'la görüştüm. Üstümden büyük yük kalktı. Ben de sana çok teşekkür ederim bugün için. Görüşürüz. Görüşürüz. Uzay'a selam söyle. İleteceğim. Kapatabilirsin. İpek, hoşlanıyor musun bu çocuktan? Uzay odasında merak etme. Amca yanımda birini gördün hemen hoşlanıyor musun diye soruyorsun. Yok öyle bir şey. Yok yani Uzay'ın okuldan aradıkları zaman yanımdaydı o. Sen neredeydin o sırada? Orhan'laydım. Anlamadım ne sormak istediğini. Şunu merak ediyorum İpekciğim. Seni tarla başına bu çocuk mu götürdü? Aklına o saçma şeyleri bu çocuk mu sokuyor? Onu merak ediyorum. Yok. Yani ben kendim gitmek istedim. Kendim gittim. Orhan bu Naciye Hanım'ın videosunu şirkete getiren avukat. Ha. Bu o avukat. Evet. Ulan aferin sana Orhan be. 40 yılda bir işe yaradım vallahi. Çok güzel oldu. Şimdi bir de sevgilimizi arayalım. Ferhan. Müjde. Ya kusura bakma. Arayamadım seni. Mesajlarına dönemedim. Önemli değil. Sen iyisin ama değil mi? İyiyim, iyiyim. Erdal'la ilgili yazmışsın. Bir şey mi oldu? Evet. Babamla yine dışarı çıktılar. Ferhan, ben çok korkuyorum. Onların işlerine bulaşacak diye. Bizi Erdal'la aramızda bir mesafe giriyor gibi. Kardeşim gitgide uzaklaşıyor benden. Tamam, ben hallederim. Sen kafanı takma, tamam mı? Nasıl? Konuşurum Erdal'la. Bakarız gerisine. Tamam. Alo. O kız kimdi? Hangi kız? Naciye teyzenin evinin önündeki kız. Kimdi? Sen orada mıydın ya? Hı hı. Şöyle yapalım mı? Bunları yüz yüze konuşalım bir kere. Buradan konuşmayalım. Senin hiç çıkabilme potansiyelin var mı? Nasıl ortam? Olabilir.
Bilmiyorum. Sen nerede buluşacağımızı mesaj at bana. Ben sana gelip gelemeyeceğimi yarım saat içinde yazarım. Yani olabilir. Çok güzel bir kelime. İçinde umut barındırıyor ama olur desen daha çok mutlu olurdum. Yaparsın bence. Ben senin gözünden akacak bir damla iş için bütün dünyayı karşıma alırım. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama bir de iş hayatımız var. Ve benim iş yapma biçimimle senin duygusalın hiç mi hiç örtüşmüyor. Tamam. Bu defa erteledik. Durdurduk operasyonu. Sonra ne olacak? Amca mahallenin yası bitmemiş. Bizimkiler evi boşaltmaya gidiyor. Yani bu acımasızca değil mi? Bak. Tam da ayrıldığımız nokta burası işte. Ben de arkadaşlarım, yakın çevrem, ailem söz konusu olduğu zaman duygusallaşıyorum. Ama iş hayatında duygusallığa yer yok. Sen öyle birisi olmayabilirsin. Zaten olmana da gerek yok. Ama birisi bu kararları alacak. Peki acımasızca bir karar vermekle acımasız biri olmak aynı şey mi? Ne iş hayatında ne sokakta bu akademisyen sorularınla çok yol alamazsın. Bu bir. İki, seni çok seviyorum. Duygularını önemsiyorum ama işime mani olmadığın sürece. Bir daha rica ediyorum, bu tarz bir telefon almak istemiyorum senden. Tamam kızım? Bence bunu akşam yemekte konuşalım. Serpil Hanım geldi, ben yemeği organize edeyim. Serpil Hanım! Oğlum yeter tepemde dönüp durduğun artık. Başım döndü yemin ediyorum, otur artık. Hah. Oturdum. Tamam mı? Oldu mu? Ya ben oturunca işler yürümüyor annen, anlamıyor musun? Beceremiyorlar. Ne oluyor? Kötü bir şey mi oldu? Ya babam el kadar çocukla iş yapmaya çalışıyor Allah aşkına ya. Ben evde oturuyorum, el kadar çocukla iş yapmaya çalışıyor. Bak Erdal mesela. Şşt. Alo, nereye sen? Nereye gidiyorsun? Kızım nereye bu saatte hakikaten? Perihan abla bir bakar mısın? Lan bir şey sordum. Nereye gidiyorsun? Cevap versene bana. Allah Allah. Tamam tamam. Hadi he, otur. Tamam ya. Otur geç yerine. Ne oldu kızım? Nereye? Ben geçen gün mahallede bir kuaför görmüştüm. Benim biraz işlerim var orada. Kapanmadan bir gidip gelsem. Ya ne gerek var şimdi? Müsait bir zamanda giderdik beraber. Acelesi mi var? Ben hiç yalnız başıma bir şey yapamayacak mıyım? Şurası zaten. Hemen gider gelirim. İyi tamam, hadi git ama çok geç kalma, tamam mı? Tamam. Anam vallahi gidiyor. Alo, nereye gidiyorsun kızım? Tamam, tamam. Ya ben oturuyorum, ya. O mu gidecek ya? Yürü, ben hadi karışma, yürü. Geç kalma. Bin tane şimdi uğraşıyoruz. Niye taktın sen şimdi bu kıza? Kendine ilgilen biraz. Ben ona da kardeşine de ayrı ayrı taktım, tamam mı? Uyuz olur. Ya anne bu misafirlik fazla uzamadı mı? Allah aşkına bak, söyleyelim babama. Gitsin bunlara, Bursa'da bir ev açsın. Bursa deme bana. Bursa deme. Ben onu şey olarak... Efendim baba. Tamam geliyorum. Nereye gidiyorsun? Babam arıyor. Ha babam, annem sordu da. Geç kalma. Dikkat et kendine. Hay Allah. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Çarpışıyorduk. Sokak da güzelmiş. Hı. Konumuz bu mu? Merak ediyorsun değil mi? Naciye annenin evinin önündeki kızı. Evet. Ben neye çok şaşırdım biliyor musun? Hayır, normalde benim radarlarım çok açıktır. Hele ki sana karşı. Nasıl görmedim seni onu düşünüyorum. Ben görmemem gereken bir şey mi gördüm Ferhan? Ya Allah Allah. Olur mu öyle şey ya? Hayır, diyelim ki öyle bir şey olsa orada öyle mi olur ayrıca yani? Nasıl olur? Geliyorum, çok güzel bir kızla seni görüyorum. Sen omzuna dokunmuşsun, o senin elini tutuyor. Bağlıyor, sen teselli ediyorsun onu. Hayır, başka ne düşünebilirim ki? Haklısın. Haklısın ama... Özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni kıskanman çok hoşuma gitti.
Çok mu kıskandın? Evet. Kim ki o kız? Yardım ettiğin birisi. Sen her yardım ettiğinle bu kadar samimi mi oluyorsun? Bir bakar mısın bana? Gözlerime bakar mısın? Sence ben seni incitir miyim? İncitir misin? İncitmem. Bak. Ben sana güveneceğim. Sen de bana güveneceksin, tamam mı? Bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Baba, bizim Sibri geldi mahalleye. Keseyim mi önünü? Yok, olmaz. Sen ortalarda çok gözükme, ihale sana kalmasın. Çocuklara da söyle. Herkes gözünü dört açsın. Atan, Müjde'yi gördün mü oralarda? Yok, görmedim. Oğlum bu taraflarda ne işi olur ki? İyi, hadi tamam. Ferhan mahalleye girdi. Hazır ol, benden haber bekle. Buyurun. Oo, afiyet olsun. Ferhan baba oley. Ferhan baba oley. Ferhan abi. Oley. Evet azıcık akıllıyım. Evet azıcık zekiyim. Ve evet azıcık Rabbim beni kayırıyor bence. O kadar. Aşk var. Allah Allah. Olmasın bu Gonca'm. Hep siz mi aşık olacaksınız? Biz izleyelim mi yani? Yani olsun, sonuna kadar hak ediyorsun. Sizin şimdi evliliği konuşmak çok isterdim de konumuza girmemiz lazım. Şimdi Sina Kasay'la tanıştım. Beni Peyn evindeyken geldi. Bence kızı sıkıştırmaya geldi zaten. Yani kıllanıp geldi ama ne konuştular, sıkıştırdı mı falan bilmiyoruz. Belki pek sonra anlatır. Patronun o zaman oraya da bir böcek çözelim mi? Yok, şimdilik gerek yok. İkincisi, ben bu Nesli'den çok kullanıyorum ha. Niye abi? Siz söylediniz ya, otele İpek gittiği zaman kadın çat diye bir anda Sina'nın yanından ayrılmış. Annesi bu niye ayrılıyor ki? Yani kafama böyle çok kirli şeyler geliyor, kondurmak istemiyorum. Ama göreceğiz. Gonca Nihal, siz bir baksanıza bu kadına. Ne yapıyor, ne ediyor, ne ayak. Bir takip edin bakalım. Tamam patron, nasıl dersen. Bir de ben bir şey daha konuşmak istiyordum sizinle. Ya bunlar bir yandan da uyuşturucu satmaya devam ediyorlar. Geçen gördüm, onların çıkmasına bir alışveriş dönüyordu. Ne zaman dönmüyor ki? Ama biz bu oğlanın peşine de düşecektik ya anne. Ya tamam şu an ortalık karışık falan da bir hatırlatmak istedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Ona da bakarız da şu konuyu biraz daha ilerletelim ya. Okay. Başka? Ya bu arada ben de bir şey söyleyeceğim. Hayatta bazı anların sticker'ı olmadığı için çok üzülüyorum abi. O Ziya'nın tahliye iptali anındaki suratını görmeniz lazımdı ya. Oğlum çekseydin ya fotoğrafı. Abi nasıl çekelim? Ya telaşımız vardı. Şerefsizler, yemeyeceğim bittim ya, sağ ol. Müjde, nerede kaldın? Baban sorup duruyor. Anca geldim. Müjde! Neredesin kızım sen? Perihan abla söylemedin mi? Ben kuafördeydim. Söyledi. Söyledi de saat kaç? Neredesin? Çok sıra vardı. Ben onu beklemek zorunda kaldım. O yüzden geciktim. Tövbe estağfurullah ya. Erdal nerede? Ne yapacaksın kızım Erdal'ı? Ne yapacaksın? Gencecik çocuk kafese mi kapatacaksın? Ablası sürekli sokakta, çocuk evde mi bekleyecek? O sende daha olgun be. Neyse tamam, çıkar üstünü. Yemeği hazırlıyorum. Sofra'yı kocam yardım et bana bari. Bir Erdal'ı arayayım, geleyim.
Siyah böyle yaba gibi elleriyle vuruyor. Cuno da ne diyor biliyor musun Nusra abi? Diyor ki bir insanın tokadı gönlü kadar antipatik mi olur? Yani Siyah böyle vuruyor. İpek kasa arıyor. Alo. Orhan kusura bakma böyle bir mesaj falan atmadan pat diye aradım. Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Şimdi amcamlar gitti ben de konuştuklarımızı anlatayım dedim. Dinliyorum tabii. 2 hafta bekleyecekler. Ama bak sonrasında onu ben bile durduramam. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Tamam düşünürüz. Ha tabii bu sırada Ziya ile ilgili bir şey bulursak kendiliğinden her şey çözülebilir. Doğru söylüyorsun. Ne güzel bak işte orta yolu buldunuz. Peki öyle sayılmaz aslında. Orta yol falan değil. Ben bu defa epey teslim oldum. Kızın da aynı senin gibi. Beni nasıl ikna edeceğini gayet iyi biliyor. Ben biliyorum da o benim kadar zeki değil. Ne? İpek sadece senin onu çok sevdiğini biliyor o kadar. Ya da... belki bir şeyler hissediyor. Sahi mi söylüyorsun? Bilmem. Bana öyle gibi geliyor. Seni benden daha çok seviyor. Zaten galiba... bu hayatta beni bir tek sen sevdin. Hem de ne sevmek? Uçsuz bucaksız. Alo, Ziya baba. Ferhan çamaşırhaneden çıktı. Ferhan geliyor. Hadi aslanım. Bunu Ahmet abiye mi yaptırdık yine ya? Bak Ahmet abi gelmemiş. Vallahi kolpacı bu adam. Kapının haline bak. Bağırma, geldim, bağırma. Ne diyorsun? Ne? Günü gelmedi mi? Neyim oğlum? Oğlum izlemeyelim mi bir şey artık? Uzun zaman oldu. İzleyelim. İşte ben de onu söylüyorum. İzleyelim. Ne izleyelim? Oğlum bana sorma. Bana sorsan ne? Her gün Sadri Baba ne olacak? Nasıl bir gün abi bugün? Sen söyle bakalım nasıl bir gün? Abi böyle doğru, düzgün, böyle yakışıklı bir gün be abi. Lafı çevirme oğlum. Sen diyorsun ki seninkini izleyelim. Tarık Baba. Öyle olsun yapayım mı? Aç bayılırım. Aç hadi aç. Şimdi bana bak, sen açıyorsun, koltuğu da bugün sana veriyorum. Vallahi mi? Vallahi. Adamsın, adam. Böyle kar görürüz, Uludağ görürüz, öyle olsun. Öbili ya. Erdal'ı gördün mü ya da konuştun mu? Benim telefonlarımı açmıyor. Ay senin hafızana Ferhan. Ne alaka?
Erdal'cığım nasılsın? Ferhan ben. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı ya. Ya o kadar olay oldu mahallede. Seninle hiç konuşamadık ya. Bir müsaitsen yüz yüze konuşalım diyorum. Şimdi mi? Yok oğlum, ne şimdisi ya? Yarın sabah 10 gibi görüşürüz müsaitsen, tamam mı? Olur. Olur, tamam. Tamam. Tamam, ben sana yazarım. Hadi. Şunu da atalım. Ay evet, evet. Batayım mı, hazır mısın? Ha? Batayım mı? Oğlum ben de seni duymuyorum lan artık. Bas, bas. Aa. Konuştum şimdi. Yarın buluşuyoruz. Sen sıkma canını artık. Erdal neredesin sen? Arıyorum seni, açmıyorsun. Ne işler çeviriyorsun? Yok bir şey ya, dışarıdaydım da duymamışım. Bana bak. Ablacığım bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Yok bir şey abla, dışarıdaydım. Ziya baba evde mi? Ya Erdal. Buradayım oğlum. Ne oldu? Ziya baba. Gel konuşalım oğlum, gel. Biz de bir kahve yapsana kızım sen de bize. Ne yaptın? Vurdun mu? Kaçırdım Ziya baba. Ya şu biri midir, mini midir, ne lavuksa o da yanındaydı. Yalnız değildi. Ben peşlerinden gittim ama yetişemedim. Ama anlamadım. Kokusunu mu aldı bu herif, ne yaptıysa? Peşine hemen beni aradı. Yarın dedi görüşelim, sana bir şey anlatacağım, bir şey konuşmam lazım seninle falan diye. Ben anlamadım baba, bu bir şey biliyor olabilir mi bu adam? Kimse gördü mü ki seni? Yok baba, kimse görmedi. Ben hep etrafı kolladım yani. Peki ya birine söyledin mi? Biz kimseye söylemedik çünkü. Yok baba, söyler miyim hiç? Vallahi kimseye hiçbir şey demedim mi? Bu Metin'i yanına çekti ya. Aklı sıra seni de yanına çekecek. Böyle düşünüyor herhalde. Ama olsun. Güzel. Buluşun. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Kendi ayağıyla tıpış tıpış gelsin. Böylesi daha iyi. Tamam abi. Erdal, 20 dakikaya basketbol sahasında görüşelim mi? Tamam. Sordurdum, halledeceğiz. Kaç para? Haber gelecek. Erdal, iyi misin ablacığım? İyiyim abla, iyiyim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sen niye beni darlıyorsun ya? Ablacığım, iyi görmüyorum seni gerçekten. Müjde, dağ gibi bulaşık var. Hadi yardım et bana. Ziya baba. Ziya baba. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ne yaptın peki? Öğrenebildin mi nerede olduğunu? Az önce aradı beni. Basket sahasında buluşacağız. Aferin. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi göreyim seni, utandırma bize. Şimdi çık. Kimseye görünme ama. Tamam baba. Ya. Ya bu basket sahası olayı ne? Bana da söyleyecek misin artık bu şeyler ya? Tamam, anlatacağım. Sen çık odana, al emanetini, benimle gel. Emanetimi? Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Perihan. Tan'la biz otele çıkıyoruz. Hah, gidiyorsunuz. Ha. Erdal nerede? Ne bileyim kızım nerede? Sokağa çıkmıştır. Allah Allah. Hadi Tan, hadi. Geldim baba. Allah. Siz bekleyin. Baba, artık söyleyecek misin? Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz?
Erdal Ferhan'ı vurmaya gidiyor. Ne? Baba o salak bunu beceremez bak, eline yüzüne gözüne bulaştı. Oğlum ya becerirse? Ha? Ya becerirse? Kendi çağırmış, konuşacakmış. En savunmasız hali. Biz şimdi bu işi becerdik, becerdik. Ama biz yine de önlemimizi alalım. Bu Ferhan'ın ne yapacağı belli olmaz. Hadi. Evet, HD kopuklar cehennemi. Güneşimiz sanki yeni bir şeymiş gibi doğdu yine tepemize. Evet, hazır ve nazır mıyız gençler? Şirketin önündeyiz şu an. Esat için. Şirketin önündeyim İpek için. Ben Erdal'la buluşacağım. Sonra gelirim. Erdal'la mı? Neden patron? Anlatırım sonra. Biz şimdi oteldeyiz. Odadan çıkmalarını bekliyoruz. Efsane olmak ister misin oğlum? Ferhan'ı öldürebilir misin mesela? Eğer bunu yaparsan hem mahallede efsane olursun hem de benim sağ kolum olursun. Ben de senin baban sayılırım. Aklına güveneceğim birine ihtiyacım var. Sana güvenebilir miyim Erdal? Nerede bu? Aha geldi. Erdal. Nasılsın? Küs müyüz? Sen hayırdır, niye beni çağırdın buraya? Ne konuşacaksın? Bak Erdal. Sen buraya yeni geldin, tamam mı? Bu Ziya'yla Tam var ya, onları bir benden dinlemeni istiyorum. Benden bir dinle. Gittiğin yolu bir öğren. Ben o yolları biliyorum. Onları da biliyorum. O yolları da biliyorum. Sen Sade'de gel, ne anlatacaksın bana? Tamam, sen biliyorsundur. Ama ben istiyorum ki sen yine de benden bir dinle, tamam mı? Ne bekliyor salak? Ha? Hadi be oğlum, hadi. Geldiğinden beri seni izliyorum. Senin için endişeleniyorum. Ablan da öyle. Sen ne ablasından bahsediyorsun ya? Hı? Ne biliyorsun da ablam hakkında endişeleniyor falan? Ha? Erdal. Bak oğlum, sen gencecik bir çocuksun, tamam mı? Kafan karışık. Yepyeni bir yere geldin. İnsanlar sana bir şeyler söylüyor, kafana giriyor. Anneni yeni kaybetmişsin. Acın var. O yüzden ben sana abilik etmek istiyorum. Sen ne biliyorsun lan? Hı? Sen ne biliyorsun lan? Annem hakkında, ablam hakkında sen ne biliyorsun lan? Ne konuşuyorsun? Ne biliyorsun lan annem hakkında? Annem hakkında ne biliyorsun? Beni mi vuracaksın Erdal? Hı? Ziya mı söylüyor sana bunları? Hı? Hadi indir. Aha vurdum.
Aferin lan. Aferin lan. Ah!